NBA hoş geldiniz. Batı'da final belli oldu. Doğu devam ediyor ve benim şu an gözlerim böyle biraz pörtek ve uykusuz duruyor olabilir. Hemen özür dileyim onun için çünkü e, bu videoyu pazar kaydediyorum. Bugün de yayınlayacağım bir aksilik olmazsa. Dün gece de Milwaukee Bucks'la Brooklyn Nets arasında inanılmaz bir maç oynandı. O maçta da canlı yayındaydık Twitch'te. E, bayağı yorgunum. Hemen sabah kalktım. E, Utah serisinin son kalan bir maçı vardı. Onun tekrar bir detaylarına baktım. Clippers serisinde ee, ve bu videonun hazırlığını bitirdim ama bilmiyorum hani <laughs> biraz yorgun ve uykuluyum o yüzden şimdiden bir hata yaparsam hepinizden özür diliyorum deyip e, aslında batıdaki eşleşme belli oldu hemen onunla başlayacağız ama çok kısa bir e, birkaç konu var hemen onlara değineyim işte Dallas'ta işler karıştı Rick ayrıldı Donnie Nelson ayrıldı bunların detaylarını off-season'da tekrar konuşacağız zaten. Orada işler değişecek. Zaten front office'te sıkıntıları var Dallas'ın. Onlar bir artık çözülmeye başlanması lazım. Çünkü Cuban Doncic'i yoksa kaçıracak gibi duruyor elinden. Bir yandan işte koçlar kovmaya başladı. New Orleans Pelicans, Fangani ile yollar ayrıldı. Scott Brooks yollar ayrıldı. Zaten Terestas'ta da Portland yolları ayırmıştı. Bir anda işler karışmaya başladı. NBA'de artık herkes daha modern, daha yenilikçi Belki de daha oyunculara uygun diyalog kurabilecek koçlar peşinde koşuyor. Burada bahsedeceğim birkaç konu daha da var zaten. Boston belki özellikle siyahi koç araması bunun Amerikan kültürü için neden önemli olduğu, Boston kültürü için neden önemli olduğu ile ilgili de detayları dediğim gibi bu video değil ama off-season videosuna değineceğim. Hani bunlardan bahsetmeden geçmek istemedim. Kısaca bir değinelim. Ve Utah Clippers serisiyle başlayalım. Daha sonra Phoenix Suns Denver'ı konuşacağız. Oradan da batı finalinin eşleşmesinin detaylarına ineceğiz. Utah Jazz Los Angeles maç serisini yani gerçekten Utah için e, üzgünüm. Yani bu maçında bu serinin de 7. maça gitmesini bekliyordum açıkçası ve hatta fark 25 sayılara 27 sayılara çıktığında bu olacak gibiydi. Ama olmadı. Ama neden olmadı? Aslında ikinci maçı izlerken e, aldığım bir notu e, direkt okumak istiyorum size. Eee İkinci maçın sanırım evet üçüncü çeyreğin başında yani Clippers bu savunmaya karşı orta mesafede ve ceza üçlüklerinde yüzdeli oynar çembere giderse Utah çok zorlar ve kazanır demişim. Daha ikinci maçın üçüncü çeyreğinde gözüküyormuş ki üçüncü maç için pardon ikinci maç için bile geçerli bir son bölümde çevirmişlerdi. Bu nasıl oldu? Aslında çok biraz Quinn Snyder'ın da inatlaşmasıyla oldu. Quinn Snyder benim çok sevdiğim bir koç. Aslında güzel de bir plan hazırlamış bu seri için. Şimdi Gober'i sağda tutmak istiyor ama gober sağda tutmak istediği zaman Zubac yanında olmayacaktı. Burada Lu başta Zubac'ı daha fazla kullansa da serinin sonuna doğru iyice kıstı onu. Yani 5 dakika 10 dakika arasında kullandı ama zaten onu biraz daha savunmayı dinlendirmek biraz kenardan gelen ya da ilk 5 oyuncularına biraz nefes aldırmak için de yaptı. Ekstra da oradan hani Zubac'dan ne çıkarırsam kardır diye düşündü hem savunmada hem hücumda. Tabii ilk maçlarda çok buradan atak yediler. Yani Zubac'ın oyunda olduğu her an zaten Danil Mitchell Kani'nin de yoktuğunda buradaki arka alan iyice açılıyordu. Çok rahat zorladı piken rollerde ve oradan direkt sayı üretmeye başladı için zaten onu barındırmak imkansızdı. Aynı Dallas serisinde olduğu gibi. Ama burada işte Utah ne yapıyordu? Utah Gober'i boyalı alana yakın tutmak istedi. İlk maçlarda Batum'la eşleştirdi. Yani Batum zaten kısa beşte klasik tabiri olmasa da beş numarayı oynayan oyuncu. Ama orada artık zaten geçişken bir yapıya geçiyor Clippers. Kim 5 kim 4 çok önemli değil. Orada artık savunmanın switch yapması, yeri geldiğinde sıkıştırma yapması ve hücuma çıkarken de kim top alırsa alsın çok hızlı bir şekilde yarı sahaya geçmek, tempoyu arttırmak ve Utah'ı set savunmasın uzak tutup hemen orada parçalamaktı. İşte burada ilk iki maçta Gober Batum'la eşleştiğinde boyalı daha yakın kaldı. Batum buradaki şutları bazen soktu bazen kaçırdı. Ve Utah Tabii Mitchell da biraz daha sağlıklıydı serinin başında. İlerledikçe hem yoruldu hem de sakatlığın etkisiyle bu efor da düşmeye başladı savunma savunmada. Ekandle de olmayınca aslında arka alan savunması çok ciddi etkilendi Utah'ta. E, kenardan gelen bir takviye de yok buraya kısa olarak. E, çok büyük sıkıntı yaşadı o yüzden. Ve Gobert de bu riski alıyordu. Utah da bu riski alıyordu. Ve diğer dört oyuncu da daha sağlık daha dinç, e, daha e, cover'ları iyi yapabilecek fiziksel seviyede olduğu için dışarıdaki 5 oyuncu arasında rotasyonu sağlayıp hemen kaymaları yaparak Batum'a yetişebiliyordu. Diğer oyuncuları ortalayabiliyordu. Gobert de boyalanını savunuyordu ve Kavai, Paul George ikilisi burada ısrarla çembere gitmeye çalışırken de gerçekten onlara fazla fırsat vermedi. Burayı iyi kapattı. Ama bir yandan da işte bu riski alırken de Clippers ceza şutlarını çok yüksek yüzlerde kesemedi ki yine çok kötü atmıyordu. %35'ler, %36'lar civarında atıyorlardı bu şutları. Ama ne zaman ki işte maçları kazanmaya başladılar 3. maçtan itibaren yüzdeler de artmaya başladı. Üçlük yüzleri bir anda 40'lara falan gelmeye başladı Clippers'ta. işte o zaman Utah için işler hiç iyi gitmedi. Üstüne bir de sadece birinci, ikinci opsiyon değil. Yani burada Kavay'ı da kaybettiler. Bu arada ona da bir parantez açayım. Kavay'ın dizinde bir burkulma var. Bu burkulmanın seviyesiyle ilgili Clippers bir açıklama yapmadı yırtıldı mı acaba korkusu var Acel'e yani bağlarda bir kopma yırtılma var mı korkusu var. herkes de ama ciddi bir açıklama da yok. Sansa da gitmedi bu arada Kavay. Yani takımla seyahat etmedi. O yüzden ben dönebileceğini çok düşünmüyorum şu anda. Ama sadece bir burkulmaysa ve eğer toparlayabilecekse bile riskli bir sakatlık. Yani Clippers buradan finale çıkarsa belki bilmiyorum hani bir burkulmaysa döner mi tekrar bakacaklardı ama bu riski de Kavai gibi bu sakatlık konusunda ciddi sıkıntı yaşamış. Daha önce Kouadis bir sıkıntı yaşamış. Hatta dizinde de sanırım sıkıntı yaşamıştı daha önce. Bir oyuncunun burada risk alıp almayacağından emin değilim. Çünkü sene yine kontrat yapacaktı. O yüzden Clippers'ı şu an Kavai'siz düşünelim. Eğer dönerse ona göre konuşuruz zaten. Kavai'siz Clippers'ta şöyle bir avantaj oldu. Paul George kendi alanını daha iyi yarattı ama bunu yaparken de saçmalamadı. Benim o çok kızdığım... E, ...drive'lardan kaçtan... ...çok fazla tembel orta şutuna güvenen... ...kaldıratına güvenen Paul George'dan çıktı. Daha yüzleri oynayan... ...zor şutları... ...yüzleri sokan... E, ...bir Paul George'a dönüştü ve... ...oyunu da yönlendiren bir Paul George'a dönüştü. Bu da onlar için çok büyük bir... ...fayda sağladı. Çok ciddi bir... E, ...oyun dolaşımı... ...yarı sahada herkesi devreye sokan... ...bir dolaşım sağladı. Herkesin şut yüzde... ...sartmaya başladı. Onu da vermem lazım. Yani... Clippers'ın bu oyunculara bu yüzdeyi bulacağını ben çok hayal edemiyordum. Özellikle de Reggie Jackson'a değineceğim. E, tenismen zaten hani ligde de son bölümde e, oynamaya başlamıştı ve kendini belli ediyordu. E, i̇kinci turda 2019'da ikinci turdan seçilmiş bir oyuncu. Şimdi burada da şeyi anlıyoruz biraz artık. Takımların, draft'ın her sırasından çekeceği ileride belki iki sene sonra belki üç sene sonra ona fayda sağlayacak atletizme, kanat savunmasına, şut e, skilline sahip bir iki oyuncuyu bile bulmak size uzun vadede çok fayda sağlayabiliyor. Burada da Clippers e, yönetimini ve şu anki coaching ekibini de takdir etmek lazım. Manny bu konsantrasyonla sahaya tekrar soktukları için. Üçlük yüzlerine bakarsak da Paul George bu seri %41.7 üçlük dövdü ki yıllardır zaten playoff Paul George gayri yapıldı. O da biraz onur mücadelesine çevirdi bunu. Özellikle de kavayın olmadığı ilk maç. Yani 5. maç inanılmaz oynadı. Oradaki oyunu çok kritikti. 29 sayı, 9.5 rebound, 4.8 asist ve 1 steal ortalama ile oynadı. Kawhi sakatlanana kadar o da %33 ile üçlük atıyordu. Esas kritik olan da Reggie Jackson. Reggie Jackson 36 üçlük ya 18'ine isabet buldu. %50 üçlükte oynadı. Ee, Morris %33 döndü ki o da yani Dallas maçında yaptığı gibi inanılmaz fazla e, sayıda üçlük isabeti bulmaya devam etti. E, kritik maçlarda. Terence Mann yüzde %47.4 dağıttı. Nikola Batum %51. Luke Kennard %55. Ki Luke Kennard'ı niye kullanmıyor diye de kızıyorduk ilk seride. Dallas serisinde o da artık iyice devreye girdi. Özellikle de yine kritik maçlarda bulduğu üçlüklerde. Ve yani Clippers Utah'ın ana dengesini bozdu. Yine bu Quinn Snyder'ın bir molasında özellikle üzerine vurgu yaptığı bir şeydi. Hücumda daha dikkatli seçmeliyiz. Yüzdemizi korumalıyız. Sabırlı oynamalıyız. Çünkü savunmayı kaybediyoruz. Lu ne diyordu? Lu da tam tersi. Hatta Chance Blaps'ın da açıklaması vardı bir molada. Bizim de tam tersi olarak savunmayı arttırıp Utah set savunmasına oturmadan hemen hücum etmemiz lazım. Çünkü onlar oturduğu zaman biliyorlar ki arka tarafta çok iyi bir cover başlıyor. O riskleri alamamaya başlıyorlar. Tabii bu artık hani dördüncü maça kadardı. Mitchell çok yıprandı, kanlı dönemedi. Takım yorulmaya başlayınca bu düştü. Utah düşerken de Clippers çok diri kaldı. Çünkü rotasyonunu çok iyi korudu. Herkesten kat kalmaya başladı ve Utah'ın yüzdesini düşürdükçe o işte sezonun en dengeli takımı diyordum ya Utah işte o bütün dengeyi bozdu. Onu kaybettirdiler. Üzerine Gober'in savunma etkisini bozdular. Bütün ceza şutlarını işte demin bahsettiğim o, o Gober'in boyalı alana çekilip Orayı korurken riske ettiği ceza şutlarını hepsini değerlendirmeye başladılar neredeyse. inanılmaz yüzler son maç men 7 3lük buldu. İnanılmaz bir dönüşte seriyi kazandılar. Benim burada Quinn Snyder'a bir eleştirim olacak tabii ki. Quinn Snyder'ın özellikle de neden son maçta kısalmadığını ya da işte mesela bir önceki maçta Gober'i e, 7 dakika kala çıkardı ki orada sanırım far problemi vardı. Şimdi net hatırlayamadım. Ama yine de orada bir şeyler denemişti ama onun içinde favors aldı yine sağ. Yani orada denedi dediğimde favors. Favors orada switch etmeye başladılar. o da çok bir işe yaramadı. Yani favors ağır kalıyor. Bu sefer favors oyundayken de zaten çember savunması düştüğü için de Clippers direkt oraya saldırıyor. Yani burada devamlı böyle bir ikilemde kaldı Queen Snyder ve hiçbir şey denemedi. Ne deneyebilirdi? Belki işte O'Neill'la Niang'ı Niang, -Niang oyuna atıp Belki bir kısa bes savunması çıkarmaya çalışabilirdi. Ha o zaman Zubaç hamlesi gelirdi. tam Zubaç gelirse Gober'i geri alırdı. Ya yani burada bir baskı yaratacak e, bir yapıyı bulamadı. Çok kısa bir iki periyotta bir yarım zon bir şeyler denemeye çalıştı ama orada da çok hani çok yüzde atıyor Clippers. E, zona geçerseniz dış, dışlardan şut yeme ihtimali özellikle köşelerde çok artabiliyor. İçeriye drive'larda da zaten zayıflayabiliyorsunuz ama burada Gober'i kullanmakta tabii onun amacı. Biraz da onu korumaktı. Çok da bunu da yapamadı. Buradaki hazırlıksız beni hazırlıksız olması beni biraz üzdü. Yani Clippers'ın gelme ihtimali olan bir yapıda Utah'ın ne olursa olsun burada bir alternatif olması lazımdı. İşte burada da koçluk stratejisine, koçluk felsefesine geliyoruz biraz. Ben koç olsam bu aşamada herhalde bütün sezon benim potansiyel rakibim olan herkes için bir sürü alternatif hazırlık yapıp hani sezonu bir kenara bırakıp playoff'ta bunları nasıl yaparız'a yoğunlaşırım. Ama bazı koçlar da şunu tercih ediyor. Ben bu oyuncularla, bu oyun yapısıyla, bu stratejiyle buraya geldim. Buradan da böyle devam edeceğim. Buradan geri dönüş yok. Kazanacaksak böyle, kaybedeceksek de böyle diyorlar. Doğrudur. Yani bu da bir bakış açısı. Ama ben bu noktada kazanmak için her şeyin yapılması taraftarıyım. Tabii bu gidip de oyuncuna bağır çağır değil. Taktikal olarak yani. Tabii ki Zubac bir gober gibi değil. Ama Lou bile, Lou ve ekibi bile burada. Atkinson'ı, Blaps'ı, takdir etmek lazım. Bence çok iyi iş çıkarıyorlar. Hem oyuncuların rotasyon oyuncanın motivasyonunu koruyup sahaya sokmak hem de taktiksel değişiklikleri hemen düşünmeden hızlı hızlı yapmak ki Dallas serisinde tam tersi eleştiriyordum. Çok yavaşlardı. Zubac ısrar çok fazlaydı. Kenarda kullanmıyorlardı. Çember atakları bir tuhaftı, zayıftı. Bir türlü becerememişlerdi. Ondan sonradan gaza basmışlardı ki Dallas bile o yarım rotasyonuyla sadece Don için ürettiği maçlara ki Don Cic de şu an eleştiriliyor belki tuhaf eleştiriler çok komime gidiyor diğer oyuncuları devreye sokmuyor falan diye ama herhalde kendi sayıları artı asistleri de çıkardı o kadar çok sayı var ki takımın biraz herhalde maç izlenmiyor bazı yorumcular tarafından ki bu yurt dışından bahsediyorum bana daha da tuhaf geliyor Amerikalılar tarafından izlenmemesi bunların ve Don e böyle bir gelmesinin ama yani öyle bir yere getirmiş ki seri 4-3'e gelmişti yani Belki de Dallas oradan gelseydi sağlıklı olarak tabi onların da işte Clippers sakattı, Porzingis zaten ne yapıyor belli değildi. Ne kadar mental olarak iyi kalabilirlerdi bilmiyorum ama gerçekten e, sıkıntı yaratabilecek opsiyonları kesinlikle Dallas da çıkarabilirdi Utah'a karşı. Onların da şansı olurdu ama Clippers tabi şunu da yabana atmıyorum. Geçen seneki hataların hepsinden ders alarak da buraya gelmiş kafayı çalıştırmış. Zaten Lou Williams'tan Harold'dan kurtulması savunma rotasyonunda istediklerini yapabilmesi için önemliydi. Daha kenardan kullanabileceği Dallas'ta rotasyondan çıkan bir Beverly vardı. Onu da kullandılar. Hatta ondan son maçta şut performansı da aldılar. İşte artık bu seviyede bir parçalı oyuncularınızı kenardan gelecek oyuncularınızı ne kadar hazır tutabiliyorsunuz? Sizin yıldızınız onları ne kadar devreye sokabiliyor? Bu çok önemli. Burada da gerçekten Paul George'un hakkını vermek lazım. Çok iyi iş çıkardı. Son maçta da mesela 7 asist var, Red Jackson 10 asist yaptı. Beraber 17 asist yaptılar. Ee, bu da takımın ne kadar iyi bir top dolaşımı sağladığını da bize anlatıyor. Yani dediğim gibi Utah'ta tabi sakatlıklar da vardı. Onlara da geçmiş olsun demekten başka bir şey yok. Tabii ki kannenin oynamaması üzerine geldiğinde zaten hiç hali bile yoktu yani ayakta durmakta zorlanıyordu. Çok fazla top kaybı yaptı. Şunu da eklemem lazım. Ee, top kaybından gelen sayılarla da zaten Clippers İstediği tempoyu çok rahat buldu. Burada çok büyük üstünlük sağladı yuta Belki de Kanlı'nın oynamaması daha mı iyi olurdu bilmiyorum bu seviyede ama yapacak da bir şey yok. Çünkü onun asistleriyle gelebilecek poteye yakın gober sayıları da çok çıkmadı. Yani denediler ama çok fazla bulamadılar. Tabi burada bir sıkıntı da şu sezonda goberin screenlerinden screen asist sayılarından çok fazla skor buluyorlardı. Onun bu alanı açtığı kanaldan. Çok fazla sayı buluyorlardı. Tabi kısa 5 rotasyonu. Ve kısa 5 rotasyonda sadece switch dedi. Tabi switch burada çok önemli bir parça ama. E, yeri geldiğinde sıkıştırma. Yeri geldiğinde o kısalarda hızlı show up'lar çok işe yaradı ki. E, yine de switch yaparken şunu da unutmayın. Switch başta çok çalışmadı. Çünkü Mitchell switchlerde hep e, savunmada zayıf olabilecek oyuncuları seçip. Onun üzerine gidiyordu. Ya da kısa kısa switchine girip. Oradaki e, switch boşluğundan yararlanıp ya hemen drive ediyordu ya hemen bir adım geri çekilip switch tamamlanana kadar şutunu buluyordu ya da pasını yapabiliyordu. Drive ettiği noktada savunmayı çekip. Ama sonradan burada daha hızlandılar. Daha hızlı tepki vermeye başladılar. E, switchlerin üstüne yeri geldi baskı eklediler. Yeri geldi pas aralığını eklediler. Çünkü switch yapıp oyuncuyu rahat bırakmak da her zaman işe yaramıyor. Eğer switch yaparken ya da switch yapmadan önce bir double getirirseniz, bir sıkıştırma, bir pas arasına baskı getirirseniz top kaybına zorluyorsunuz. Ya da burada oyuncunun topun topun elinden çıkmasını sağlarsanız da döneceği tarafta mesafeleri ayarlayıp o pas aralığına girebiliyorsunuz ki bunda Clippers çok iyi yapıp Utah'a eledi. Evet artık Utah için seneye bakma vakti bilmiyorum. Hani e, Gobert kesinlikle değersiz bir oyuncu değil ama bu aşamada işte goberi kullanırken yeri geldiğinde ona alternatif olabilecek e, yeri geldiğinde kısa 5 lira yanıt verebilecek bir uzun takviyesinin de artık ya da bir kanat bir forvet takviyesinde J Crowder tarzı bir takviyenin gerekli olduğu onlar için artık çok bariz deyip Clippers'ı bir tamamladık hemen Phoenix Denver serisinden de bahsedeceğim bu seri tabi çok hızlı bitti herkes unuttu şu an ne oldu ya o, o, o bitti yattı onlar falan derken 4-0'la geçip bayağı keyiflene baktılar. O da ilginç bir konu oldu sans için. Seri hızlı bitirdiler. Bu kadar hızlı bitmesini muhtemelen kimse beklemiyordu da bir yandan ki ben de beklemiyordum açıkçası. Ama tabi burada Denver'ın da yine işte Porter'ın daha ilk maçtan sakatlanması, o meşhur draft edilirken gelen sırt aslında onun sanın disklerinde bir sıkıntı vardı ve ciddi ameliyat geçirmişti disklerinden o sakatlığın yeniden yükseltmesi ve ilk maçtan sonra hiçbir şekilde tempo bulamaması oldu. Ya tabii bulamadı bir yana ama e, ben daha olgun bir oyunda bekliyordum açıkçası Porter'dan sakatlığından bağımsız onu da göstermedi. Ben orada ciddi yanılttı. E, ben ya yani bir aşamada ileri gider geçen senenin tecrübesiyle diyordum. Kesinlikle yapamadı. Denver'ın oyun düzenlerini bozdu. Kaldıratlarda e, çok kötü tercihler yaptı bunları yaptıkça da Suns çok tempolu bir takım. Ona onlara tempo verirseniz zaten Denver'da geriye koşması zor bir takım. Bunda çok iyi olmayan özellikleri var. O yüzden Suns buradan çok ciddi avantajlar çıkardı. Yok e, Jokic konusuna da gelmemiz burada lazım. Jokic Ayton eşleşmesi. Yok Jokic aslında Ayton üzerine çok gidemedi. Biraz ilk maçlarda Davis'in düştü, hataya düştü özellikle hücum tarafında. Daha böyle şutlarıyla gitmeye çalıştı. Biraz da yorgun gözüküyordu tembellik de edince Aiton çok iyi iş çıkardı. Kenardan da şarici getirip Şariç de de orada iyi iş çıkarınca ilk maçlarda yok hiç zorlandı. Sonradan açılsa da ama artık çok iş işten geçmişti. Son maçta zaten çok e, tuhaf bir hakem kararıyla da e, oyundan atıldı. Buna da bir değinmem lazım. Yani e, oyundan atıldı. Bilmiyorum bu oyuncu e, tabii hemen akla gelen isimler işte ya LeBron yapsa, ne bileyim işte Kawhi yapsa, Paul George yapsa boyunca atılır mıydı soruları. Benim sorum da şu. Yani bu bu kasıt hareketlerde artık ne bekleniyor? Yani burada şeyi ayıklamak önemli mi? Yani pozisyon içindeyken ben sıçrarken ağzını kırdım adamın. Ellerim gözüne soktum ki hatırlayın Playin maçında Draymond Green'in LeBron James'in direkt kafasına gittiği müdahalede Ha oyun içinde olabilir denmişti. Yani burada oyuncunun aklından geçeni tabii ki okuyamayız. Ama burada bence artık zarar miktarına bakmak lazım. Yani ne yapıyoruz? Tabii ki gidip de bir oyuncunun direkt yüzüne yumruk atmaktan bahsetmiyorum. Orada evet biraz sert bir müdahale yapmaya çalıştı kiç. Elini savururken de yüzüne geldi. Hakemler dedi ki ha, sen buna direkt kasıt, flagrant foul. Ağzını yüzünü dağıtmaya gittin gibi düşünüp attılar Fragment Penaltı'dan. Ama işte burada diğer durumlarda bu oyuncular çok daha sert müdahaleleri yapıyorlar ve okey denip geçiliyor. Burada artık bir standart konusunun çözülmesi lazım bence NBA'de. Hele de bu seviyede hangi neler neler gördük ve hangi pozisyonlarda takımların yıldız oyuncuları biraz da playoff kalitesi için korunup sağda kaldı. Ama yok hiç ilk fırsatta atıldı gibi oldu. Tabi buna tepkiler de geldi. Ya bu standart konusunun çözülmesi lazım. Ben, ben burada şu yanlış anlaşmasın. Yok içe kasıt var diye demiyorum. Ama standartlardan dolayı bu konu ortaya çıkıyor. Bunun artık çözülmesi lazım bence NBA tarafında. Yine Denver'a dönersek. Denver'ın tabi Murray'de olmayınca burada artık zor şutları yaratacak bir oyuncuları da olmadı. Yani özellikle... Murray ile yok için oyun tıkandığında kanattan ikili oyunlarla ya da birbirlerine birbirleri oynadıkları handofflarla yarattıkları pozisyonları Porter'la Jokic hiç yaratamadılar ki Jokic buna ısrar etti. Sağda dikkat ettiyseniz bazı pozisyonlarda hep onu oraya çekmeye çalıştı, kullanmaya çalıştı. Porter hiç oralı bile olmadı, kullanamadı. Bu biraz bana mental olarak sıkıntılı geldi ki Portland serisinde daha oyunun içinde, daha takımla gözüküyordu Porter. Nedense bu seride sakatlığın da etkisiyle herhalde mental olarak düştükçe koptu oyundan. Aa ben bu değilim demeye çalıştı oyunda. Daha iyisini yapabiliyorum demeye çalıştı. Ve connection'lar kopmaya başladıkça da çok zorlandılar, çok dağıldılar. Zaten Phoenix savunması çok yüksek bir savunma. Bridges de mükemmel oynuyor. Arka alanda zaten Booker ve Chris Paul çok iyi savunmacılar. Hadi Chris, Booker o kadar iyi olmasa da iyi savunmacıyım, hadi abartmayayım ama yine de iyi iş çıkarıyor savunmada. Chris Paul çok baskılı savunma yapabiliyor bu yaşına rağmen. Bir de kenarlardan yardımları getirdiğiniz zaman zaten çok tıkandılar. Campazola çok tıkandı. Morris de çok tıkandı. Ve şutlarını, Portland Series'de buldukları şutları çok bulamadılar. Ama tabi burada asıl sıkıntı yok için üretken. Yani yok için burada kesinlikle daha fazla üretebilirdi. O da tıkandı. Çok iyi savundular. eğitim burada iyi iş çıkardı. Takdir etmek lazım. Hani yok için de tembelliği var ama benim burada görüşüm, yok hiç Nurkic'e yaptığı gibi Aiton da çok zorlayacaktı. Bunu 3. 4. maça kadar çok yapamadı açıkçası. Aksine bir de tabi savunmada Aiton bir gober olmadığı için daha hareketli daha el ayak koordinasyonu iyi olduğu için Chris Paul'u yukarı çekti. Yukarı çektikçe yüksek pikler alıp yok içi çemberden uzaklaştırıp alanı açtılar. Ve oralara da Aiton çok rahat devrildi. Arkadan backdoor katlar geldi. Chris Paul orta mesafe e, batağına düşmeden hani orada hep doğru şutlar seçip yüzdeli oynadı ki aslında ilk maçın ilk maçın ilk yarısında bayağı kötüyken sonraki bütün seride o ilk yarıdan sonra inanılmaz oynadı e, bu arada Chris Paul. Onu da istatistiklerini vermemiz lazım. Hemen e, onlardan da bahsedeceğim. E, özellikle Chris Paul'un e, Houston'dayken e, savunmayı sattığı yıl e, ki ben ona özellikle sattı diyorum. Gerçekten belki de Harden'la olan kavgasından dolayıydı bu. Ee, çok üzücüydü onun için ya da orta mesafe batağına e, orta sınıf e, sarmalına düştüğü zaman Türkiye gibi orada çok ciddi sıkıntıya düşmüştü. Burada düşmedi, doğru seçti. Hep yok içi e, piklerde doğru ayarlayıp özellikle de Gordon'ın yok iç çıktığında arka tarafta Gordon'ın yardım getirdiği taraflara drive edip getireceği taraflara drive edip onun savunduğu şütörleri buldu. E, kendi bulamazsa oradan kateden oyuncuları e, gidecek topu topu dolaşıma soktu ve orada kat oyuncuları diğer oyuncular ikinci de asistan buldu. Ya yani Chris Paul oyunu çok iyi yönetti özetle. 25.5 sayı, 5 rebound, 10.3 asist, 1.3 steal gerçekten inanılmaz sayılar. Daha da önemlisi benim için istatistiklerden de öte sezon başında dediğim de aslında bu Chris Paul ee, bir anda neden böyle Serhat Peker gibi bir şey oluyor. Bu Chris Paul falan oldu. Kusura bakmayın. <laughs> çok izledik galiba. Neyse işte Türkiye iklimini al kaçamıyoruz. Ee, neyse geri dönüyorum Chris Paul özellikle de Booker'ın önüne geçmezse Top kullanımlarına inatlaşarak Değil de işte klas'ta ben kullanacağım Açılın deyip saçma sapan şutlar atmazsa Oyunu yönetecek Yönlendirecek herkesi devreye Sokacak şekilde oynarsa Top ona geldiğinde Drive'larla zorlayıp orta mesafede Savunmayı bozacak şekilde Rahat ettirecek şekilde değil, bozacak şekilde Oynayıp şut bulursa çok faydalı olur Demiştim bu tam o seri oldu işte. Gerçekten tam olarak öyle oynadı. Ve %75 de üçlük attı gözüküyor istatistiklerde ama sadece 8 üçlük denedi zaten ve altısını soktu. Kullandığı top sayısı 59 bütün seride Booker'ın 74 ve diğer oyuncularda da Bridges 43, DeAndre Ayton 41, J. Crowder 31 ki J. Crowder'a da geleceğim. Yani dengeyi çok iyi dağıttı. Kendisi Booker seviyesi ya da Booker'ın üstüne çıkacak şekilde top kullanmadı. O topları dağıttı. İşte bu Chris çok faydalı. Umarım şimdi Clippers serisinde de bu şekilde oynar diyeceğim ama tabii ki hemen parantez açmalıyım. Covid protokolüne girdi. Şubat'ta aşı olmasına rağmen virüs tespit edildi testlerde. Şimdi ilk aşılı olanlarda ve virüsü kapanlarda hastalık daha rahat geçiyor. Hatta semptomsuz bile geçebiliyor. Aşının şekline ve kaç kere yapıldığına bağlı olarak. Ama Tabii şu anda protokolde ve 5 günü geçti ayın 16'sıydı. 4-5 günü geçti. İlk maçta kesin yok ama aşılı olduğu için tahminimce ki Avrupa'daki prosedür 5 artı 5 aslında ilk 5 gün karantinada negatif çıkarsanız çıkabiliyorsunuz. Çıkmazsanız ikinci 5 günde çıkabiliyorsunuz. Muhtemelen ilk şeyde negatif alırsa belki de ikinci maçtan önce bir test daha yapılıp Tekrar negatif verdiğinde ikinci maçta oynayabilir. Ama minimum bir maç kaçıracağı kesin. Maksimumda da iki maç kaçıracaktır diye düşünüyorum. İşte bu iki maç çok önemli. Chris Paul yokken e, Clippers ne yapacak? Onları da e, birazdan iki takım arasındaki detaylara girdiğimizde konuşacağız. Tekrar geri dönüyorum. Chris Paul böyle oynar takımı devreye sokarsa diyordum. İşte burada Bridges e, özellikle de sanırım ikinci maçtı çok iyi bir çıkışta devreyi top, toparlayıp takımı döndürmüştü zaten Jay Crowder ceza şutlarını inanılmaz kesen bir adam o çok iyi iş çıkardı 22'de 12 ile buçukta üçlük attı geçen sene bunu Miami'ye veriyordu işte Miami'ye verdikten onlardan alınca ortaya düştükleri durumu görüyoruz Tabii başka sorunları da vardı ama Crowder gerçekten playoff'ta ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi yine keza kenardan gelen Torrey Craig %50 ile üçlük attı ki bu seride Booker çok yüzleri oynayamadı. Yani da üçlük atarken %48 ile oynadı. Chris Paul %62, Bridges %53, DeAndre Ayton %61. Onu da takdir etmek lazım. Özellikle de daha önce kullanmadığı orta mesafelerinde yok içi gördüğünde karşısında atmaya başladı. Buradaki boşlukları o da kullandı Chris Paul'un sayesinde. Burada işte Denver peki ne yapacak? Seneye ne yapmalı? İşte onlar bence Aaron Gordon'da çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Tabi ben Erin Gordon'ın hücumundan zaten çok bir şey bekleyen biri değildim. Yani zaten 9-10 sayı ortalamalara bekleniyordu ama işte savunmada da hiç bekleneni veremedi bence. Yani birebir savunmada da ondan beklenen impact yaratamadı. Yardım savunmalarında mesafe ayarlayamadı. Ve bir noktadan sonra kontrolü kaybedip işte yok için orada sayı temposu düşünce bir birebir aşkı geldi herkese. Aaron Gordon gidiyor, Morris gidiyor. Tam Morris gitsin hadi. Campazzo da gitsin. Herkes gitmeye başladı ve top kayıpları arttı. Zaten bunu şeyden de anlıyoruz. Yani yok için asist sayısı çok düştü. Yani o bütün bağlantılar koptu. geçen sene Lakers da bunu yapmıştı Denver'a karşı. Topsuz oyunları durdurdunuz. E, drive'larını durdurdunuz. Dirse ya da Lova geldiğinde diğer oyuncuları dinay ettiniz. Top aldırmıyorsunuz. E, yok hiç kimi asist yapacak? Bir tane kendine yaptı bu arada Panya'da. <laughs> Artık kendine yapmaya başladı adam. Kendime kadar yapıyorum gibi oynamaya başladı. O da bir yere kadar. Yani burada kesinlikle yok. Şimdi ne diyorduk sezonda ya Denver'ın alamet farkası o. Yani herkes aç gibi yok için asistlerini alabileceği koşulları, katları yapıyordu. Screen oyunlarını oynuyordu. Offball oyunları oynuyordu. Tabi burada Murray'nin olmaması çok büyük etken. Yani Murray'nin skor gücü bir yana bırakım. O zaten önemli ama. İşte Murray'nin açtığı alanlar, onun tehdidi bu asistlere de yol açıyor. Ya da onun e, drive'ından sonra başlattı ya da yok için Murray'i bulmasıyla başladı. İkinci asistler çok işe yarıyordu. Bunların hiçbiri çalışmadı. Phoenix hepsini tıkadı. E, hareket alanı vermedi. Nefes aldırmadı Denver adeta. E, yani zaten 3-0 olduğunda da iş işten geçmişti. Ha belki işte ilk maçlardan birini kazansalar 2-1-3-1 bile olsa Denver'dan yine bir sürpriz gelir miydi? Porter sakatken çok zor. Belki yine Murray olsa zorlarlardı ama olmadı. Ben Denver'ı evet bir adım önde görmüştüm ama burada açıkçası şunu söylemem lazım. Hücum performansıyla görmüştüm. Çünkü Denver'da savunmaya çok yutah gibi yaklaşan bir takım. O kadar iyi bir savunmacı değil yanlış anlamayın ama Denver Utah gibi hücumda yüzleri oynadıkça savunmada rahat eden bir takım. Çünkü yoksa çok geçiş veriyorlar. Hücum reboundlarını zorluyorlar. Bunları alamazsa yine çok geçiş veriyorlar. Set savunmasına oturamıyorlar. Oturamadıkça da zaten saçmalar. Bir de üstüne Aaron Gordon'dan da yarı saha savunması da verim alamazsınız. Ben Dozier'in de dönmesini bekledim. O da dönmedi. O da savunma için önemliydi. Savunmayı iyice kaybettiler. Yani hücumda yine kötü atmayacak noktalara geldiler ama hep 100-105 sayı 110 sayı civarlarında kaldılar. Bir tek son maçta 118 sayıya çıktılar. Ee, onun dışında zaten hani üretimi var. savunmada da durduramadılar. Yani benim beklentim zaten oydu birazdan. Yani skor üretimini Porter, Jokic ve diğerlerinin katkısı da yüksek tutabilirlerse 115'lerde 120'lerde tutabilirlerse zaten savunmayı da kötünün bir adım üstüne ya da iki adım üstüne çıkarabileceklerdi. O da olmayınca onlar da, e, Phoenix'te onların dengesini bozup işi bitirdi. O zaman şimdi gelelim e, Clippers Phoenix Suns eşleşmesine. Ne olacak bu seri? Nasıl oynayacaklar? Ne yapacaklar? İki takımın eksiklerini tekrar aktarayım. Kava e, Kavay yok ve muhtemelen olmayacak. Çok zor geliyor diz sakatlığından dolayı. Dönerse sürpriz olur bence. E, belki bundan sonraki aşamada finale gelebilir eğer Clippers finale çıkarsa. Suns'ta da ilk maçta kesin Chris Paul yok. Ama Chris Paul'un dönüşü muhtemelen ikinci maçı olacak. En kötü iki maç kaçıracak gibi görüyorum. Covid protokolünden dolayı. Ama tabii belli de olmaz. E, saçma sapan işler olabilir. Bir anda e, semptom göstermeye başlayabilir. İşler çok karışabilir. Aşılı olmasına rağmen. Ha bu insanlık için de kötü bu arada. Herkesin kafası daha da karışabilir. Korkabilirler. Neyse şaka bir yana bu iki eksiklikle başlıyor iki takımda. İki eksikle başlıyor iki takımda o yüzden bir detaylara gireceğim ama bunları da kafamızın bir kenarında bulunduralım. yani Chris Paul'un yokluğu özellikle de arka alan savunması, diğer oyuncuların devreye sokulması, yarı sahada Clippers set savunmasını oturttuğunda ve kısa rotasyona döndüğünde onun dereceliğinden uzaklaşmak gibi sıkıntılar yaratacak. Clippers'ta zaten Kavai'nin yokluğu skor üretimi için, yarı saha skor üretimi için çok önemli. Artı savunma için de çok önemli. Onlar da orada bir düşüş yaşayacaklar. Peki Sans'ın buradaki artıları ne? Sans tempoyu çok iyi kontrol ediyor ama bunu da Chris Paul'la yapıyorlardı. Ha bunu Booker da yapabilir. Ben Booker'a bu konuda güveniyorum. Yani maç kontrolünü eline aldığında iyi sonuçlar çıkartabiliyor. Hatta yapması da gerekecek özellikle de Chris Paul yokken. Burada asistlerini unutmaz, oyunla inatlaşmaz ve zor şutları bulmak dışında takımını da devreye sokarsa bu tempo kontrolünü sağlayabilir. Ee, kanatlarla e, ve kısalarla pas arasında yapabiliyorlar. Savunmada çok ciddi pas arası yapabiliyorlar. Ve buradan da geçiş hücumu yaratabiliyorlar. Tabi yine Chris Paul yokken burada zorlanacaklar ama e, benim tahminim Cameron Payne ilk başa girerse Cameron Payne'in de bu savunma etkisi var. E, hatta belki Tori Cray'i başta deneyebilirler. E, Payne'i yine kenardan getirmek isterlerse Cray'in savunmasıyla başlamayı da düşünebilir e, Phoenix Suns. Ama göreceğiz tabii nasıl yapacaklar. burada çok önemli bir karar olacak onlar için. Tabii onun dışında Monty Williams neye karar verecek? Yani burada Aiton'ı kısa beşine karşı nasıl kullanacak? Kenar alacak mı? ya da Gober gibi risklerini mi kullanacak? Ya da Switch'te direkt oyuncunun başını mı bırakacak? Bırakabilir. Bu arada yani fena değil ayakları. Ama tabii dışarı çemberden uzaklaştıkça savunması çok düşen bir oyuncu Aiton. Çembere yakın çok iyiken. Tabi işte çembere yakında da Gober'i bile birebir çok zorladı Clippers. Reggie Jackson'la, Paul George'la diğer kısalarıyla da atlattı. Kawhi da çok zorluyordu ama o da olmayacak. Yine çok zorlayacaktır. Burada ne kadar direnebilir? Bu da işte Şariç'i devreye sokmak. Belki Tory Cray'i devreye sokmak. Crowder'la bir kısa beş dener mi? Bunu bekliyorum hala ama deneyecekten mi? Yoksa da Quinn Snyder gibi böyle başladık. Bu, bu rotasyonu mı bitirecek diyeceğiz. Bunu da merak ediyorum. Burada hem avantajlar hem dezavantajlar Clippers'a karşı. Piken sonra top dolaşımlarından çıkan ceza şutlarını çok iyi kesiyorlar. Bunu Clippers da çok iyi yapıyor. Burada iki takımın da şut yüzdesi çok çarpışacak. O yüzden üçlük dış şut yüzdeleri çarpışırken, field goal yüzdeleri çarpışırken faaller, faallerden gelecek sayılar, birebirlerde alınacak faaller, ikinci şans sayıları, bunlar hep böyle minik ekstralar ve top kaybından gelecek sayılar. Bu üçlünün Dengesi serinin dengesini belirleyecek. Ee, buradan artıya geçen seriyi kazanmak için de artıya geçecek. Şut yüzleri yakın olursa ha, bir taraf zaten şut yüzdesini kaybetmeye başlarsa zaten iki taraf da hemen yarı sahaya tempo'lu geçmek isteyen e, takımlar o zaman sıkıntı yaşarlar. Ama Suns burada bir adım avantajlı özellikle Chris Paul döndüğünde çünkü yarı sahada da set hücumunu çok daha iyi yönetebilecekler Chris Paul'la. Clippers tarafında tabi bu Paul George da olacak. Randy Jackson da olacak. Onların ne kadar istikrar olacağı da önemli. Evet çok iyi bir seri geçtiler. Utah Jazz'a karşı ikisi de çok formda. Ama ne kadar bunu sürdürebilecekler? Yani diğer oyuncular Morris bu kadar yüzde atabilecek mi? Dallas serisi daha iyiydi bu arada yüzde olarak. Bu kadar iyi atabilecek mi? Terismenden böyle ekstra performansları tekrar alabilecekler mi? Batum yüzleri şut sokmaya devam edecek mi? İşte burada consistency yani Kavai'nin bütün sezon bahsettiği o süreklilik, o sabit kalma çok kritik olacak Clippers için sansa karşı. Bu sans için de yine önemli. Yani Tabi burada iki oyuncunun özellikle oyun tıkandığında Booker ve Paul George'un da o zor şutları ne kadar iyi bulacağı, ne kadar yüzleri bulacağı önemli. Ee, savunmada iki taraf da çok iyi recover ediyor. Zaten Clippers'ın sezondaki savunma avantajı buydu. İki taraf da çok iyi recover ettiği için yani top dolaşımını iki tarafta çok hızlı yapsa bile savunmaları bozmak zor olacak. O yüzden burada öne çıkacak olan birebirler öne ol olacaktır. Yani evet iki takım da top dolaşımından kazanç sağlayacak ama bunu nasıl başlatacağı önemli. Ve birebirlerde galip gelmeye yakın olan takım kim? Burada tabii ki benim hani baktığımda yine Chris Paul döndüğünde Chris Paul Booker ikilisi hatta Bridges kanatta aldığında o da birebir de eksiltebiliyor. Özellikle zayıf tarafa dönüp hemen topu vurduğunda savunma yetişemiyor. Onun da artısı var. O da oradan ekstra çıkarabilecek. Ya birebirlerde kazanmak bu maçta bu seride çok önemli. Burada ya yani Paul George, Reggie Jackson hatta Man duruma göre hatta Beverly burada çok önemli e, durumlar oluşturacaklar. Rondo da kenardan bence bu seride kullanımı artacaktır tekrar. Yok için asistlerini çok iyi sınırlamışlardı. Yine Sans'ın asist konusuna dikkat etmesi lazım. Clippers'ın çok asist yapıyor olması demek. Top dolaşımını ve tempoyu çok arttırıyor olması demek. Bu Sans tarafında yine önemli. Ee, Sans'ta güzel olan bir şeyse şu benim gördüğüm. Kim hata yaparsa yapsın. Ne olursa olsun hemen telafi etmeye gidiyorlar. Hiç düşünmüyorlar. Ve bunun tam tersi olarak da çok gaza gelip hücumda Sınırlarını aşmıyorlar. Sınırlarını zorluyorlar. Yani Clippers da bunu yapıyor. Bu ne demek? Yani işte Porter Junior'dan bahsettim işte. Sınırını aşıp artık kötü kararlar vermeye başlıyor. Kötü tercihler yapmaya başlıyor. Ya da bunu işte e, Kairi'de çok örneğini veriyoruz. Ki Kairi'nin sınırları çok geniş ama bunları zorlamak yerine aştığı zaman sonuç kötü oluyor. Şimdi burada da Clippers'ın ve yine Sans'ın dikkat etmesi gereken konu bu. Sınırlarını ne kadar daha zorlayacaklar. Burada sınırını aşan bir takım bir oyuncu olursa onlar bence kaybetmeye yakın olacak sanslı bu açıdan çok iyi burada Clippers biraz dengeyi kaybeder mi diye bir korkum var ama dediğim gibi o consistency'yi sağlarlarsa da kaybetmeyebilirler Chris Paul zaten pick and roll'leri mükemmel kullanıyor assist, assist turnover ratios çok yüksek ama işte burada sıkıntı başlıyor Clippers switch ediyor Artı switch ederken de e, yakın kalıp baskı da getirebiliyor. Duruma göre özellikle bu kıra Şimdi işte o yüzden deminki örneğime geliyoruz. Birebirlerde kazanmak. Şimdi Clippers yine full switch yapabilir. Ama bu sefer karşısında e, Utah'ta sadece Mitchell vardı. Kandi sakattı. Mitchell da sonra yarı sakattı. Bu birebir eksilmeleri çok yaratamadılar. Özellikle de ilk iki maçtan sonra. Şimdi bunu Booker bütün seriye yayabilir. Chris Paul döndüğünde bütün Seriye yayabilir. Burada artık Clippers savunmasının birebir etkisini de göreceğiz. O rollleri oynatmayacaklardır belki. Ama ne yapacaklar göreceğiz. E, o yenilme durumunu çözmeleri gerekecek. Tabi burada Lu Zubac'ı geri getirir mi? Bu hataya düşer mi? Şimdi eğitim varken Zubac'ı deneme ihtimali masada. Hatta süresi de bir tık artabilir. E, bu beni şaşırtmaz. E, o kısa oyunu kullanacaklar ama ama şunu da diyebilir. Ya yani ilk yarıda en azından ya da belli anlarda rotasyonda kullanayım. Kısa rotasyonumu diri tutayım. Maçların sonuna da diyebilir. Bu durumlarda pick and roller yine kritik. Orada hani Aiton'a karşı ne yapacaklar göreceğiz. Tabi bu zam o zaman tersine de pick and roll çalışabilecek. Ee, Clippers daha fazla kullanabilecek. Çünkü Sans da orada hani Aiton'ı nasıl koruz derken Aiton'la bir anda çember savunması, switch ya da başka opsiyonları devreye sokabilir sansın bir artısı da çok iyi geri koşuyorlar acayip iyi geri koşuyorlar Utah iyi bir savunmacı olmasına rağmen e, Clippers'a karşı çok iyi geri koşamadı ve geçiş hücumlarında sorun yaşadı Evet Denver e, çok hızlı değildi geçişlerde o biraz yanıtmış olabilir bizi ama Clippers hızlı ama yine de sans evet, çok hızlı geri koşuyor buradaki avantajında yine Clippers'a karşı yaratması lazım Diğer bir konuda kısa oyununa verecekleri yanıt zaten bundan bahsettik. Burada Crowder'ı, Torrey Cray'ı kullanırlar mı kısa oyunda? Bunu da heyecanla bekliyorum. Onun dışında Chris Paul, pardon, Clippers tarafında bir Reggie Jackson'dan bahsetmem lazım. Yani Reggie Jackson, basketbolda şu var aslında, önce onu söyleyeyim. Basketbol alışkanlıklar oyunu denir ya hep. Bu biraz da sizin altyapıdan itibaren gelen alışkanlıklarınızken, Biraz da pro kariyerinizde yaşadığınız alışkanlıklarınız. Mesela Nikola Batum işte Charlotte'da yıllarca evet yattı ama bir yandan da niye oynayıma geldi? Yani playoff'a mı girebiliyoruz? Yok. Ne yapıyoruz abi biz? Yani takım zaten kaos ne oldu? Belli değil ne oynadığımız belli değil yıllarca. Salmaya başlıyorsun. Reggie Jackson Detroit. Ne yapıyoruz abi biz? Ya Reggie Jackson Oklahoma Reggie Jackson Detroit'e giderken herkesin beklentisi daha farklıydı. Ama geldiği nokta tembel, berbat şutlar atan, top kaybı yapan, ne yaptığı belli olmayan, oyunla küskün. Griffin de öyleydi keza. Ki ben Griffin gelirken umutluydum zaten bunu söylüyordum. Yani biraz daha oyuna girecek ki ben Griffin'i çok eleştiren, da yerler dalga geçen de bileyim. Bunu da kabul ediyorum. Ama nasıl fayda olabileceğini Nesli e anlatmıştım ve oldu. Şimdi aynı durum Reggie Jackson'da var ama şunu itiraf edeyim. Reggie Jackson'da ben bu kadar ciddi bir e, alışkanlıklarından kurtulup düzelme potansiyeli beklemiyorum. Çünkü sezonda bunu çok vermiyordu. Evet belli istatistiklerde iyi dursa da sezonda maçlarını istediğinizde çok kötü drive noktaları seçiyordu. Top kaybı yine yapıyordu. Spacing ile hiç alakası yoktu. Oyunu okumakta zorlanıyordu. Doğru tercihler yapamıyordu. Yani o Reggie Jackson Clippers'ın aradığı tercihleri doğru yapacak oyuncu gibi durmuyordu. Ama playofflarda gerçekten o alışkanlıklarının böyle dibini sıyırdı. Sanki böyle bir terapi görmüş gibi. Bir anda acayip bir hale geldi yani. Gober mi boyalandı abi? Tamam ben çekerim tak tak çekiyorum. Pak pas. Şut mu atılacak tabi abi ver tak. Topu mu bırakmamı istiyorsunuz? Buyurun siz oynayın tak. Ya, i̇nanılmaz disiplinli. Red Jackson beni bu konuda çok şaşırttı. Bu seride de bu istikrarını korursa... Gerçekten kavayın yokluğunda pozitif bir şey çıkarabilirler. Hem Paul George tek kaldığı için oyun alanı genişledi. Daha e, kafası rahat oynuyor. Yani daha mutlu oynuyor diyeyim. Tabii mutsuz değildir belki ama e, yani yıldız oyuncu mutluluğu diyeyim buna. Yani kendi alanı var artık. Çünkü Kavay'la onu biraz paylaşması gerekiyordu. Artı ona yardım edecek Reggie gibi asist potansiyeli olan çok iyi drive eden, çembere çok rahat giden bir de kısa var yanında. Yani daha iyi bir senaryo olamazdı bu Reggie Ama tabii ki kontrolü kaybeder eski Reggie dönerse o zaman işleri çok zor olur. Zaten bunun devamı aslında zincirleme Clippers'ta. Bu oyunu buldun. Chris Paul'la e, Paul kontrol ettiğin, Reggie Jackson'la yönettiğin, top dolaşımlarını arttırdığın, yüzdeli şut bulduğun, iyi savunma yaptın, pas arası zorladığın, pas arayla beraber top kaybı, top kaybından sonra top kaybından gelen sayıları yarı sahada geçişle yarattın. Bu çok büyük bir zincir. Geçen Sibylaps da bundan bahsediyor zaten. Bunu oturtmak istiyoruz diye bu zincirin her parçası çok e, yağlı birbirine iyi oturmuş ve çok iyi tıkır tıkır çalışıyor olması lazım bir hızı o zincir kopar e, bu sefer Clippers zarar görmeye başlar ve Sanson'a geçer o yüzden e, çok çok önemli olacak özellikle de e, diğer bir detay Chris Paul'un yokluğunda e, Patrick Beverly, Man çok iyi savunma yapıyor kenardan gelecek Rondo hatta Reggie Jackson 4 tane arka alanda Booker'a e, baskı yapabilecek, onu zorlayabilecek. Birebir de kaldığında da kolay yenilmeyecek. Kısa var. Artı Bridges var. Artı Cameron Pen, artı Cameron Johnson var. Artı Crowder var. Switch'te bile iyi durabilecek bir oyuncu. Va e, pardon, pardon, pardon. Bir anda Sans'a gittim. Pardon, Creepers'a gidiyordum. Özür diliyorum. Burayı, burayı değiştiriyorum. Creepers'te bu <laughs> e, Booker'a baskı yapabilecek. E, uykusuzum dedim işte, kusura bakmayın. Grippers'da baskı yaratabilecek 4 oyuncu var Booker'a karşı. Booker'ın elinde de Chris Paul dışında bir kısa yok. Bundan bahsedecektim. Yani Chris Paul dönene kadar burada çok zorlanabilir. Evet Bridges topu yere vurabiliyor. Crowder ceza şutlarını kesebiliyor ama birebir kaldığında da burada savunma eksikliği tip top dolaşımını Booker'a vermezlerse ya da azaltırlarsa bunu orada da yine sansöne geçebilir. Pardon Grippers öne geçebilir. İşler karışır. Eee niye yokluğunda yarı saha tempoyu çok arttırdılar? Tabii kavay biraz daha kendi özgür alanında birebir oynamayı, o boy alana bazen çok kötü tercihlerle girmeyi seviyordu. Ama tabii bunları soktu zamanı diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ya yani 35-40 sayılara çıkıp burada fişinizle çekebiliyor. Çünkü çok yüzler atabiliyor. Ama o yokken de yarı saha temposu çok arttı. Tabii yine burada Eaton'la e, Clippers nasıl eşleşecek? Eee Gober'e yaptıkları gibi mi yapacaklar? Tabii burada Williams'ın tercihi önemli. Ona göre tamamen farklı bir savunma ve hücum stratejisi de oluşturabilirler Aiton'a göre. Ee, onun dışında ilk iki maçta Boyalan'a tabii hep bir trafikle tepeden e, girmeye çalışıyordu Clippers. Özellikle Utah serisinde. Burada da orası kalabalık olacak. Daha sonra e, Goberi alabilecek şekilde izole gitmeye başladılar. Tabii onlar da kısa beşe geçip Aiton sağda kaldığında Aiton'u izole edecekleri pozisyonları kovalayacaklardır. Özellikle hani sadece birebir toplu da düşünmeyelim bunu. zayıf taraftan gelecek katları Eaton o tarafta bırakarak hücum edip Meni işte ters taraftan Morris'i ön alana sokup farklı hücum opsiyonlarını, topsuz opsiyonları da burada deneyebilirler. yine Paul George'un performansı, yani Eric Jackson'ı konuştuk. Paul George özellikle de çok kritik iki maç oynadı e, Utah Jazz serisinde. Çok iyi çıktı buradan. O playoff Paul George'u peki atabildim bünyeden. İşte bu son sınavı. Yani finalde de tabii bu sınavı verecek ama takımı finale çıkarmak için bu son sınavı. Bu performansı iki maç, üç maç gördük. Sadece istatistik olarak bahsetmiyorum. O kafa olarak da bütün takımla birlikte oynayan doğru tercihleri 80 90ında yapan Paul George'u gördük. Bunu 6 maçlık, potansiyel 7 maçlık bir seriye yayabilecek mi? Özellikle de e, Chris Paul yokken e, bir maç, iki maç kaçırırsa birden 2-0'la çıkıp sansı çok zorlayabilecek bir skora getirebilecek mi? Bu da onun için çok önemli bir sınav olacak. Deyip e, detayları bitiriyorum. E, Tabi burada son bir şey daha ekleyeceğim. Clippers'ın e, shoot yüzdesi ve bu shoot performansı. Şimdi şut performansı tabii ki her takım için çok değerli. İşte sezonda zaten Phoenix Suns ve Utah ligin en çok üçlük bulan takımıydı. Clippers en yüzdeli bulan takımlarından biriydi. Şimdi burada kritik konu şurada başlıyor. Bu şutları soktuğun zaman okey. Ama şutlar girmediğinde ne olacak? İki takım da şutlar girmediğinde ne yapacaklarını zaten buraya kadar anlattım. Doğru tercihler, çembere gidecekleri noktalar, savunma stratejileri, Hücumda e, pick and roll stratejileri kime nasıl tercih edecekler bunları planlayacaklar. Ama işte şutlar girmediğinde o panik hali yutahta gördük. Savunmayı kaybetmeye başlıyorsunuz. Burada Sans'ın avantajı var. Çünkü çok iyi geri koşuyorlar. Ama Clippers şutlarını kaybederse buradan ne kadar recover edebilir? İşte Kawai yokken bu çok zor. Yani Kawai o şutlar girmediğinde... ...hücumu grindleyebilecek... ...boyalı alanda orta mesafe bulabilecek... ...floater çıkarabilecek... ...çembere hem fiziksel olarak gidebilecek... ...hem de orada... E, ...topsuz bile oynayabilecek... ...güçlü bir oyuncuydu. Mesela yine Yanis de böyle bir oyuncu. Şutlar girmediğinde onu kullanabiliyorsunuz çok rahat. İşte Clippers burada ne yapacak? Çok kritik. Bunu Zubac'la yapmaları zor. Burada yine alternatifler Paul George... ...çember ataklarını... ...Chris Mann, Reggie Jackson üçlüsü... Hatta yer yer rondo burada değer önemli olacak. Onların ne yapacağı şutlar girmediğinde çok önemli. Clippers'ın şutlar girmediğinde ne yapacağı çok kritik. Diyor ve analizi bitiriyorum. Tekrar kusuruma bakmayın. Gerçekten bir haftadır özellikle finaller yaklaşırken çok yoğun geçti. Canlı yayınlarla beraber bayağı bir uykusuz kaldık ama umarım canlı yayınlardan keyif almışsınızdır. Yine merak edenler olsa bu videoyu pazar günü basacağım sonrasında da bu akşam Türkiye saatiyle 10.30'da Phoenix Suns Clippers serisi başlıyor. O maç için de canlı yayında olacağız twitch.tv/tancan kanalında. Doğu finali de bu akşam belli olacak. Onun da videosu yine bir aksilik olmazsa yarın hazır olacak. Yarın gün içinde ya da salı sabahı yayında olacak o da. Umarım keyifle izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Çana tıklayın. Yorum yazın. Algoritmaya kafa atın. Tekme atın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.